Değerli basın emekçileri, değerli il başkanım, milletvekilim, belediye başkan adayımız, değerli eski il başkanlarım, ilçe başkanlarım, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, ilk öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar büyük aile olduğunu bu kahvaltıda bir daha göstergesini yaptık. Eski ilçe başkanlarımızla, il başkanlarımızla bir araya geldik. Önümüzde bir yerel seçim var. Bizim ne kadar büyük aile olduğumuzu belirtmek için bugün burada gövde gösterimizle başladık. Sözü fazla uzatmayacağım. İl başkanımıza bırakacağım sözü. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sayın vekilim, sayın eski ve yeni başkanlarım, sayın partililer ve sevgili basın mensubu arkadaşlarımız, Merkez İlçe Başkanlığımızın birlik beraberlik amaçlı düzenlemiş olduğu kahvaltıya hoş geldiniz. Afiyet olsun diyorum öncelikli olarak. Biliyorsunuz seçim atmosferi içindeyiz artık. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Biz şöyle söylüyoruz. Varımız, yoğumuz, her şeyimiz Karabük. Bunun için Bayram Başkanımızla yola çıktık. İyi bir çalışma sergiliyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Sizler de bize destek veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Milletvekilim, değerli il başkanım, ilçe başkanım, önceki dönem il başkanlığımızı, ilçe başkanlığımızı yapan değerli parti büyüklerimiz, saygıdeğer basın mensupları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bu kahvaltıda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkes biliyor, Karabük'te bir şeyleri iyi gitmiyor. Herkes biliyor ki Karabük'te insanlar yaşamaktan mutlu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilkesi var. Önce insan diyoruz biz. İnsanı rahat ettir ki devlet rahat yaşasın. O yüzden bir yola çıktık. Sabahın saat 6'sından başlayarak gece 1.30'a kadar çalışıyoruz biz. Herkesin girdiği yerlerde değiliz. Biz sokaklardayız, insanların yüreklerindeyiz. Günde 1000 tane el sıkmadan kapattığımız gün bizim için çalışmış bir gün değil. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde herkes görecek ki Karabük'te belediye başkanlığını alacak. Biz diyoruz ki neden Karabük bir Safranbolu olmasın? Neden Karabük bir Eskişehir olmasın? İnsanların rahatça, mutlu yaşadığı bir kent neden olmasın? Bizim diğer illerden neyimiz eksik? Bakın Karadeniz Ereğli'ye. Bakın Çaycuma'ya, insanlar o kentlerde yaşamaktan çok mutlu. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları Karabük'te hizmet etmek istiyor. Bunu milletvekili seçiminde Cevdet Bey'i milletvekili yaparak gösterdiniz. Vekilimiz Ankara'da çalışmalarını tüm Karabük'ün iyiliği için, tüm Karabük'e ufuk açmak için sürdürüyor. Bizimle de bu seçimlerde Karabük'te çalışmalarını sürdürüyor. Bütün il ilçe yöneticilerimizle beraber sokakta herkesin bizi hissettiği her yerde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz biz. 31 Mart gelecek ve 1 Nisan sabahı Karabük güzel bir güne uyanacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlu, gülen yüzlü belediyeciliğinin başladığı bir gün olacak. Herkes görecek ki Cumhuriyet Halk Partisi Karabük'te insanların yüzünü, çocukların yüzünü güldürecek. Çocuklar hayal kurabilecek bu kentte. Gençler ileriye umutla bakabilecek. Emeklilerimiz mutlu olacak. Sadece seçim dönemlerinde değil, o 5 yılın her gününde hizmet yapmak için biz yola çıktık. Ben buradan diyorum ki önce insan, yaşanılabilir bir Karabük'ü hep beraber başaracağız. Hepinize bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Milletvekilime bırakıyorum. Çok kıymetli il başkanım, belediye başkan adayımız, eski il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, milletvekili adaylarımız, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, çok kıymetli basın mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Böyle parti duayenlerimizle beraber siz basın mensuplarıyla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi tabii önümüz yerel seçimler. 31 Mart'ta çok önemli bir seçimle böyle hep beraber mücadeleyle bu seçime gireceğiz. Çok çok iyi başarılar elde edeceğimizden en ufak bir şüphem yok. Ama hem Karabük özelinde hem ülkemizde çok çok önemli sorunlar var. Bu sorunları bir milletvekili olarak elimden geldiğince hem mecliste hem Ankara'da hem İstanbul'da hem Karabük'te
gündeme getirmeye çalışıyor ve takipçisi oluyoruz. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri yolsuzluk ve usulsüzlük. Çok kısa bir süre önce önemli bir yolsuzluk ve usulsüzlükle ilgili açıklamalarda bulundum. Kamu bankalarında yapılan usulsüzlüklerle ilgili bir kişi hem bir kamu bankasının yönetim kurulu başkan vekili, hem genel müdür danışmanı, hem yönetim kurulu üyesi, hem de kredi kullandırdığı şirketin müferiden yetkilisi ve hissedarı olarak kendi kendilerine kredi kullandırıyorlar. Bankalar Kanunu'nun 50. maddesine aykırı hareket ediyorlar ve buradaki şirket ortaklıklarını da mal bildirimi var biliyorsunuz. 27. madde, o da Bankalar Kanunu'nun, mal bildiriminde de beyan etmiyorlar. Çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz perişan vaziyetteyken, krediye, finansmana ulaşmaya çalışırken bu kişiler haksız kazanç elde ederek kendi menfaatlerine bu kredileri kullandırıyorlar. Bir de teşvik belgesi alıyorlar. Şirket kuruluyor, 10 gün sonra 10 milyon kredi kullanılıyor. Bir süre sonra da tekrar 6 milyon, yaklaşık 2 milyon dolar krediyi kullanıyorlar. Teşvik belgesi alıyorlar. Bu teşvik belgesinde de vergi indirimlerinden, SGK prim indirimlerinden, KDV indirimlerinden yararlanıyorlar. 7 milyon 322 bin lira da teşvik almışlar. Emeklimiz ne durumda? Değerli basın mensupları, siz gazetecilik yapmaya çalışıyorsunuz, gündeme sorunları taşımaya çalışıyorsunuz. Bütün ülke genelinde gazeteciler, muhalif gazeteciler olsun, medya olsun, elinden geldiğince bunları gündeme tutmaya çalışıyor. Bir de bu hadsizler milletvekilinin açıkladığı, üstüne gittiği konuyla ilgili habere erişim yasağı alıyorlar. Bu habere erişim yasağını da bir gün içinde alıyorlar. Biz Perşembe günü 12'de 29 Şubat'ta açıklamamızı yapıyoruz. Bir madde habere erişim yasağı almışlar. Biz bu haberin üstüne gideceğiz. İddialarımızda haklı olduğumuzu göstereceğiz. Habere erişim yasağı alacağınıza gidin, orada savcılık orada. Savcılığa gidin, şikayet edin hakkında, değil mi, dava açın. Dava açın, bekliyorum. Sayın Fikrettin Aksu, buradan size sesleniyorum. Gidin davayı açın. Bekliyorum ki bendeki belgeleri, ispat edeceğimiz konuları orada tek tek savcılığa ibraz edelim. Siz de hesabını verin. Buradan tekrar soruyorum. Bakın, emeklimiz 2 TL ucuz ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Saatlerce sabahın köründe kuyruğa girip ucuz et almak için bekleyen vatandaşlarımız var. Ya siz 500 bin lira maaş alıyorsunuz. Elin saf ya. 3-4 yerden maaş alıyorsunuz. Lüks içerisinde yaşıyorsunuz. Bir de üstüne üstelik emeklimize en az asgari ücret tutarında maaş verilsin, ikramiye verilsin diyoruz. Bunu da reddediyorsunuz. Emeklimiz ne yapacak? Buradaki emekli büyüklerimiz var. Her zaman söylüyorum. Karabük nüfus yoğunluğu açısından en çok emeklinin yaşadığı ikinci şehir. Birinci Zonguldak, ikinci Karabük. 65 yaş üstünde olup da böyle geçinemediği için ikinci bir işte ağır sanayide çalışan emekli büyüklerimiz var. Hepimiz buradayız. Hepiniz biliyorsunuz bu isimleri. Niçin çalışıyor bu emekli büyüğümüz? Evine aş, iş, ekmek getirmek için çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Kaynakları savurganca harcıyorsunuz. Kamu kurumlarının muhtelif yerlerine bedeli çok büyük tutarlarda olan lüks araçlar alıyorsunuz. İsrafı bitirmiyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'e bir kez daha sesleniyorum. Sizin genelgenize uyan yok Sayın Şimşek. Genelgenizin takipçisi olun. Bu kamu kaynaklarının israf edilmesini, usulsüzlükleri, yolsuzlukları bir an önce önleyin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'den başlayarak buradaki en icra köşedeki taşra teşkilatlarındaki örgütlerindeki üyelerimize kadar bunun mücadelesini sürdüreceğiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Emeklimizin, işçimizin, esnafımızın yanında olacağız ve göreceksiniz esnaf, işçi, emekli de bu sefer yerelde de Karabük'te de Türkiye genelinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olacak. Karabük'ü kazanacağız Bayram Karadağ Başkanımızla beraber. Safranbolu bizim. Safranbolu'yu tekrar kazanacağız. Yenice'yi kazanacağız. Ovacık'ı kazanacağız. Diğer ilçeleri kazanacağız. Gece gündüz il başkanımız burada. Örgütümüz, teşkilatımız, bütün yetkililer burada. Tek vücut, bir bütün olarak bütün gücümüzle çalışıp bu yerel seçimlerde de başarıyı yakalayacağız. Arkasından genel seçimlerde de iktidara geleceğiz. Buna gönülden inanıyoruz. Değerli halkımız, size sesleniyorum. Karabük'te hemşerilerim, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bütün büyükşehir belediyeler dahil, Karabük'te dahil
il başkanlıklarının hepsini almaya adayız. Bunu da başaracak güce sahibiz. Sizler de bize gerekli desteği verin. Bu sefer algıyla oluşturulmak istenilen, size söylenilen konulara inanmayın. Gücünüzü gösterin. Eğer siz gücünüzü göstermezseniz her seferinde bu şekil aldatılmakla karşı karşıya geleceksiniz. Bu sefer bu sonucu sizlerin desteğiyle alacağız. Bu vesileyle ben hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.